Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının dördüncü haftasının dördüncü videosundayız. Ne yapacağız? Kenar ortay konusuna başlıyoruz. Evet sayfa numarası 62, 63 ve 64'ün belli bir parçasına kadar işleyeceğiz. Dikkat olan kısma kadar işleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kenar ortay. Evet öğrenciler için biraz sıkıntılı olabilecek bir konu diye düşünüyoruz önceden ama artık değil. Çünkü niye? Siz bu işi öğrendiniz. Ek çizimleri falan da öğrendiniz. Bu konuda genelde sıkıntı yaşananlar yer neresi biliyor musunuz? Ek çizimler. Evet ek çizimlere dikkat ettiğin zaman özellikle ikinci videoda göreceksin zaten. Muhteşem üçlüye ve bazen de orta tabanda karşımıza çıkıyor. Çünkü orta taban çıkması mümkün. Niye? Kenar ortaylık var. Kenar ortaylık olunca yani eşitlik olunca orta taban çizmiyor muyduk? Çiziyorduk. E, muhteşem üçlü 90'ın karşısında kenar eşitlik varsa onda da bir 90'dan bir muhteşem üçlü çiziyoruz. Kenar ortay çiziyoruz. Yani muhteşem üçlü oluşuyor. İşte bu konulara dikkat edilmediği sürece sıkıntı yaşanılıyor. O yüzden kenar ortay başlığının üstüne hemen ben şunu yazarım. Ek çizimlere dikkat edilmediği için bu konuda sıkıntılar yaşanılıyor. Normal şimdi biraz sonra anlatacağım şeylere sorularda uygula. Baktın sıkıntı var. Sıkıntı varsa ek çizim konusu aklına gelsin. Özellikle orta taban özellikle muhteşem üçlü ve orta taban konusu aklına gelsin. 90'lık varsa büyük ihtimalle %99.9 muhteşem şu vardır. Ama ek çizim yapmadan önce ek çizimsiz çözülebiliyor mu diye bakacağız. Öyle her 90 gördüğümüzde de muhteşem şu çizmeyeceğiz. Değil mi? Evet gençler. Kenar ortaya başlayalım bakalım. Bir üçgenin üç kenar ortayı bir noktada kesir ve bu noktaya üçgenin ne diyoruz? Ağırlık merkezi diyoruz. Kenar ortayların kesim noktası. Bakın açı ortayların kesim noktası neydi? İç teğet çemberin merkeziydi. Değil mi? Ya da dış teğet çemberin merkeziydi. Ama burada kenar ortayların kesim noktası da ağırlık merkezidir. G harfiyle gösterilir. Evet kenar ortay. A'dan çizilen kenar ortay. B'den çizilen kenar ortay. C'den çizilen kenar ortay buysa. A'dan çizilen kenar ortay. V A ile gösterilir. B'den çizilen V B ile. C'den çizilen de VC ile gösterilir. Şimdi bunları böyle gösterdik. Kenar ortayları nerede kestiğini söyledik. Ağırlık merkezinde kestiğini söyledik. Yani G diye söyledik. Arkadaşım ağırlık merkezinde de şöyle bir detay var. Ağırlık merkezinden kenara olan uzunluk birbirimken Uzunluk dediğim yani şu uzunluk bir birimken köşeye olan uzunluk 2 birimdir. Yani x'e 2x. Hocam burası aynı şekilde ağırlık merkezinden kenar ve köşe. Y 2'ye kenar ve köşe. Z 2'ye bunu kesinlikle ama kesinlikle bileceksiniz. Şimdi detaylı bir şekilde bakacak olursanız arkadaşlar. Detaylı bir şekilde bakacak olursak ya da böyle genel itibariyle bakacak olursak. Kenar ortaylıklar var bir de birey iki oranlamaları var. Yani biz bu şekli gördüğümüz zaman iki özellik sağlanıyorsa diğerleri de sağlanır diyebiliriz. Mesela iki kenar ortayın kesim noktası. Kesin ağırlık merkezidir. Bunu da dikkat edin arkadaşlar. Ağırlık merkezini hali hazırda vermeyebilirler bize. Ya bir soru da. Hocam bu da kenar ortay bu da kenar ortay. İki şart sağlanıyorsa geometride iki şart kuralı genelde çok her yerde vardır arkadaşlar. Evet iki kenar ortayın kesim noktası nedir? Ağırlık merkezidir. Ya da ne bileyim iki kenar ortay değil de o şeyler şu şekilde de verilebilir. Hocam Doğrular şu şekilde verilip de 1'e 2 oranlamaları verilirse de yine aynı şekilde A2A, B2B şeklinde verilirse de iki şart sağlanıyor. Yani iki tane bir doğru 1'e 2 oranında kestiği zaman da yine burası ne olacaktır? Ağırlık merkezi olacaktır. Tam tersi değil. Bir de şöyle ikisinin karışımı da karşımıza gelebilir. Hocam bir kenar ortay verilip bir de 1'e 2 oran verildiği zaman da yine iki şart sağlanmış oluyor. Bir kenarortaylık, bir de şöyle 1'e 2 oran verilirse de yine ağırlık merkezi olur diyeceğiz. İşte buradaki nokta G olur. Nokta ne oluyormuş arkadaşlar? G olur diyeceğiz. Peki G olurla kalacağız mı? Kalmayacağız. Sadece G olur demeyeceğiz. E burası madem G oluyor. O zaman ağırlık merkezi oldu hocam. 1'e 2 oran vardır. Eksi parçaları tamamlayacaksın. 1'e 2, 1'e 2 oranlamaları yazacaksın. Mesela burada. Hocam ağırlık merkezi bulduk. 1'e 2, 1'e 2 orandan dolayı. O zaman bu ağırlık merkezinden geçen kenar ortaylıkları bu şekilde göstereceksin. Hocam burada mesela kenar ortay ve iki e oran var. Ağırlık merkezi oldu. Buradan geçen kenar ortay olmak zorunda. Ve buradan geçen ağırlık merkezi değil, burası. Birey iki oranı olmak zorunda. Eksik parçaları da tamamlayacaksın. Öyle soruda halihazırda hazırda G ağırlık merkezidir derse. Tabi bu G farklı bir harf de olabilir. K olur, L olur, M olur. Sonuçta kenar ortayların kesim noktası. Ya da iki tane birey iki oranı da kesen doğruların kesim noktası G'dir. Hatta ikisi birlikte bir kenar ortay bir de birey iki oranında kesen doğru. Ama dikkat et 1'e 2 oranında kesen doğru. 1 bir birim kenara 2 birim köşeye şeklinde olacak. Şurası A burası 2 A olsaydı orası ağırlık merkezi olmazdı. Buna da dikkat et. Tamam G bundan dikkat edeceğiz işte. Evet örnek 1'e gelelim şimdi. Arkadaşlar şöyle bir şey demiş. Bu kenar ortay bu kenar ortay. İki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezidir. E madem ağırlık merkezi 1'e 2 oran vardır. Yani şurada 1'e 2 oran vardır. Bunun 2 katı kaç yapıyor? 2x artı 2 yapıyor. Yani 3x eksi 1 2x artı 2'ye eşit. Buradan x kaç çıktı? 3 çıktı. Aynı şekilde hocam burada da bir iki oran vardır. Y artı 6 ise bu aynı zamanda neye eşit olmak zorunda? 2y artı 12'ye eşit olmak zorunda. O zaman 4y artı 2 eşittir. 2y artı 12'ye eşit olacak. 2y eşittir. Ondan y'yi de kaç buluruz arkadaşım? 5 olarak buluruz. X artı y toplamı nedir diye soruluyor. X artı y toplamı da böylelikle 3 artı 5'ten kaç yapar? 8 yapar. Evet örnek 1'i böylelikle 8 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Evet yine bir kenar ortay verilmiş. Bu da kenar ortay verilmiş. Arkadaşım kenar ortay kenar ortay olduğu için burası ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. Hemen hemen aynı soru arkadaşlar. Aa, bu sefer x'li y'ler farklı yerde verilmiş. Bu x'ken burası ne olacak? 2x olacak. Yani biz 2x'i ne olarak bulduk arkadaşlar? y artı 2 olarak bulduk. Buradan 2x eksi y ne geldi arkadaşım? 2 geldi. Sonra öbürüne bakalım. Öbürüne baktığımız zaman da burası x artı 1 ise burası da 2 katı olacak. Ya da şu yarısı olmayacak mı arkadaşlar? 1'e 2 orandan dolayı. Burası aynı zamanda y olacak. E x artı 1 eşittir y ise buradan da x eksi y'yi ya da ne bileyim e, öbür tarafa atalım istersen. 1 eşittir eksi x artı y mi oldu? Evet. 2 bilinmeyen iki denklem geldi. Bir bu bir bu. Yazalım 2x eksi y eşittir 2. Eksi x artı y eşittir 1 oldu. Taraf tarafa toplarsak x eşittir kaç geldi? 3 geldi. Y'ler nanay oldu çünkü. X yerine 3 yazdığımızda herhangi bir denklemde. Mesela şurada 3 yazsak. Eksi 3 yaptı. Öbür tarafa artı 3 diye geçti. 1 artı 3'ten 4 mi yaptı? Evet. Y'yi de 4 olarak bulduk. Bizden x artı y isteniyor. O zaman 3 artı 4'ten cevabımız kaç çıkar? 7 çıkar. Yani kaçıncı soru arkadaşlar? Bu örnek 2'yi böylelikle 7 bulduk. Geldik. Örnek 3'e. Şimdi ABC üçgen G ağırlık merkezi. Bak hala hazırda ağırlık merkezi demiş. Madem hala hazırda ağırlık merkezi. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani 8 iken burası 8'dir. 6'yı da kullanalım. 1'e 2 oran vardır. 2 birimse burası yarısı olacak o zaman. 1'e 2 şeklinde olacak ya. O zaman burası kaç olacak? 3 olacak. AYE üçgenin çevresi soruluyor. E başka? AD'yi de 15 vermiş. Hah güzel. Bak şimdi burada bahsedeceğiz bunu. Arkadaşlar buraya 15 vermiş normalde sen buraya A2A deyip hocam 3A eşittir 15'ten A'yı 5 bulursun ve burayı da kaç bulursun 10 bulursun. Bu şekilde bütün doğru uzunluğu verildiği zaman 1'e 2 oranında yazıyoruz ya buraya yani 3 parçaya bölmüş oluyoruz aslında biri bir parça biri iki parça olmuş oluyor. Sen 3'e bölüp kısa parçayı bulabilirsin mesela A2A yazmak zorunda değilsin. Tamamı 15 ya 15'i 3'e böl hocam direkt burası 5 olur. Burası 5 ise burası da 2 katı 10 olur deyip kafadan da yerleştirebilirsin bunu. O zaman AG üçgenin çevresi ne yapıyor arkadaşım? 18 ve 3. 10, 8 ve 3 yapar. O da kaç yapar? 21 yapar. Evet örnek 3'ü 21 bulduk. Geldik örnek 4'e. ABC bir üçgen demiş. Eyvallah. AED doğrusal. Şunlar doğrusal. Tamam. E ABC'nin ağırlık merkezi. Arkadaşım E ABC'nin ağırlık merkezi. Tamam. E de ABC'nin ağırlık merkezi. Şu da E de tamam D de BC'nin ağırlık merkezi pardon. Bu da bunun ağırlık merkezi. Hocam E ile D'yi birleştirdiğin zaman devamı ne olacak o zaman? Şu küçük üçgenin ağırlık merkezi mi şey D? Hocam bu küçük üçgenin ağırlık merkezi olduğundan dolayı burada ne oldu? 1'e 2 oranı olmak zorunda. Yani bunun devamı ne oldu arkadaşım? Kenar orta oldu. Çünkü ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. E hocam bu da ağırlık merkezi. Bak şu bu ve E'den geçen doğru kenar orta olmak zorunda. O zaman bu da doğrusal olmak zorunda. Tamam. Bunların hepsi doğrusal oldu. Şimdi dikkat et. 4 ise burası ne olacak? 2 olacak. D ağırlık merkezi ya sarı üçgenin. 1'e 2 orandan dolayı. Yani köşeye olan uzunluk 2 birimse buraya 1 birimdi. Yani 2 bölü 1'den burası 4 ise burası 2 oldu. Sonra burası kaç çıktı? Hocam burası toplamda 6 çıktı. E, E'de büyük üçgenin ağırlık merkezi 1'e 2 orandan dolayı 6 ise burası da kaç yapar? 12 yapar. O zaman X'i biz böyle böylelikle kaç bulduk? 12 bulduk. Geldik 5'e. Şimdi dikkat. Hocam 90 derece var. Hemen ne yapalım? Bir muhteşem şu çizelim. Hop şöyle. Ama dur. Bir şeyler çizeceksek de önce bir mantıklı olan bir şeyleri yapmak lazım arkadaşlar. Tamam. Muhteşem şu çıkar. Eyvallah. Sıkıntı yok. Bizden ne isteniyor? GC isteniyor. Kardeşim GC'ye ait bir şey kullanmalıyız. E şimdi bu garibim. Bak C köşesinden gelen G'ye kadar gelmiş. E, G ağırlık merkezi. İnsan e, insan böyle devamını getirmez mi bunun mesela? Bu daha mantıklı. Gidip muhteşem üç çizmektense. Çünkü hipotenüs uzunluğu yok zaten. Hani C'den G'ye kadar gelmiş. Ağırlık merkezine kadar gelmiş. O zaman ben burada şeyi kullanacağım. Ağırlık merkezini nasıl kullanacağım? E devamı kenar ortaydır. Devamını getir. Kenar orta hocam. Ve burada bir iki oran vardır. Yani burası A iken burası ne olacak? 2A olacak. A burada ne çıktı? Dik üçgen karşımıza çıkıverdi. Ve bu dik üçgende bir özel üçgen. Nasıl bir özel üçgen? 45, 45, 90 üçgen oldu. 6 kök 2 ise burası da 6 kök 2 oldu. 6 kök 2, 6 kök 2. Burası da 3A. 3A da 6 kök 2'nin kök katı değil midir? Evet. E o zaman buradan 3A da 6 kök 2'nin kök katıysa. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 ise. Burası da 12 yaptı. 3A eşittir. 12 ise A'yı buradan 4 buluruz. Ama X 2A'ya eşit. O da kaç yapar? 8'e eşit. Tamam bak ağırlık merkezinin mantığını kullanmak işte bu demek arkadaşım. Örnek 5 böylelikle 8 çıkar. Geldik örnek 6'ya. Şimdi ağırlık merkezi demiş. Bak garibim A köşesinden gelmiş ağırlık merkezine kadar gelmiş. E bu ağırlık merkezini kullanacağız arkadaşlar. Bunun devamı ne olmak zorunda o zaman? Şunun devamı tabii ki kenar ortaya olmak zorunda. Eyvallah. 16 16 diye kenar ortaya oldu. A bu bir ikizkenar üçgen. İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir ve aynı zamanda açı ortaydır. E hocam 16, 20. Ne üçgeni? 12, 16, 20. Neredeki üçgenden? Buradaki üçgenden. E 12, 16, 20 artık özel üçgenleri ezberlediniz değil mi? Ezberleyin, bilin arkadaşlar. 16, 20 varsa burası da 12 yaptı. Ne yapıyoruz? Hocam burası A ise buraya 2A deyip o şekilde yapabiliriz. Ya da 12, 3'e böl. Direkt 4 diyebilirsin buraya. Ya da 3A eşittir 12'den A'yı böylelikle 4 buluruz. Bizden de X eşittir 2A isteniyor. Cevap da 8 oldu diyebilirsin. Evet 2A'yı da böylelikle 8 bulduk. Tamam ya da bütün uzunluk verilmişse ağırlık merkezi 3 parçaya bölüyor ya. Biri bir parça biri iki parça. 3'e böl kısa parçayı bul. Yani 4, 4 de burası 8 deyip daha rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirsin. Evet örnek 6, 8 çıktı. Geldik örnek 7'ye. Bak, bak. Şimdi ya A A ile G'yi birleştirmiş. Ya G'nin devamını getireceğim böyle ya da B ile G birleştirmiş. Bunun devamını getireceğim. Hangisi daha mantıklı? İkisini de düşünmelisin burada. Hocam tabii ki bu daha mantıklı. Çünkü bu bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenarda A bu devam ettirirsem kenar ortay olur. İkiz kenarda kenar ortayı devam ettirdiğim zaman güzel bir şey oluyor. Ne oluyor? 12 12 diye böldü. İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. E hocam şurada bir ne çıktı? Dik üçgen çıktı. 12, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13'ten 5 çıktı burası. E 1'e 2 oran var burada. 5 ken burası da kaç yapar? 10 yapar. Yani x böylelikle 10 bulduk. Örnek 7'de. Evet geldik bir sonraki soruya. Çok güzel. Bak yine iki seçeneğimiz var. A ile G'yi birleştirmiş. Ya bunun devamını getireceğim. C ile G'yi birleştirmiş ya da bunun devamını getireceğim. Hangisi mantıklı? Hocam bu bir ikizkenar üçgen olduğu için İkiz kenarda tabii ki kenar ortayın devamı ağırlık merkezi şu tepe açısından çizilen kenar ortayın yükseklik olmasından dolayı bu daha mantıklı. O zaman bunu kullanacağım. Arkadaşım buradan çizilen kenar ortay yani şunlar birbirine eşit oldu. 8'i iki eşit parçaya bölecek. 4, 4. Hocam burası 4. Şurayı da 1 bulduk. Ve ikiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Bizden x isteniyor. E şurada ne var? Hocam dik üçgen var. Dikten ne çizilmiş burada? Dik çizilmiş. Yani öklit bağıntısı var. E o zaman şuraya bir h diyecek olursam. h kare eşittir. 1 çarpı 5'ten değil. 1 çarpı 4. Dikkat et burası 4. 1 çarpı 4'ten. H'i böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. H2 ise e burada 1'e 2 oran olduğundan dolayı x de kaç yapacaktır? 4 yapar. Örnek 8'i böylelikle 4 bulduk. Geldik örnek 9'a. ABC x kenar K, L, M, kenar üçgeni ile KLM eşkenar üçgeni BC ve LM kenarları çakıştırılacak şekilde yapıştırılmış. Evet şöyle yapıştırılmış. Sonra diyor ki ABC üçgenin ağırlık merkezi D. Şu üçgenin. Sonra öbürünün de ağırlık merkezi ne olduğuna göre ND uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle şu kenarlar çakıştırılmış. Burası 21 21 denmiş. Eşkenar üçgenin bir kenarı da 24 kök 3 olarak verilmiş. 24 kök 3 burası da 24 kök 3 burası da 24 kök 3. Tamam. E şimdi ikiz kenar gördün. İkiz kenar gördüysen ikiz kenar üçgende insan olan tabanda mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizmez mi? Çizer. Zaten tabana ait yükseklik kenar oluyor. Bize de ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık soruluyor. E sen buradan yüksekliği çizdin. Ağırlık merkezi de burada olacak. Öncelikle burası 24 köküç olduğu için tamamı. Burası 12 köküç. 12 köküç olacak. E burada 12 köküçse eğer buradaki ağırlık merkezini ben bulabilir miyim? Bulurum. Dur. Öbüründe ağırlık merkezine bakalım. Şimdi öbüründe sen burada şu kenar ortayı çizdiysen tutup da öbüründe de şu kenar ortayı çizip ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık şunu bulmaya çalışmazsın herhalde. E ne yaparsın? Burada da eşkenar üçgende de ağırlık merkezi yani nerededir? Kenar ortay doğrusu üzerindedir. E buradan mı çizersin? Buradan mı çizersin? E buradan mı çizersin? Tabii ki buradan kenar ortayı çizersin. Bak buradan kenar ortayı çizdiğin zaman ne oldu? Bu kenar ortayı çizdiğin zaman çizilen kenar ortayı eşkenar üçgende aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda açı ortaydır. E, e, burada da ağırlık merkezi burasıdır. E hocam burası 90 burası 90 olduğundan bu doğrusal oldu. Yani bizden buradaki uzunluk isteniliyor. Hadi bakalım bulalım şimdi. 30'un karşısı 12 kökü ise 60'ın karşısı nedir? Köküç katıdır. 12 köküçün köküç katı kaç yapar? Hocam şu x'in çarpımı 3 yani 36 yapar. Hocam burası 36 oldu ya Tamam 36 dikkat. Şunun tamamı 36. Şuraya kadar kısmı 36 yaptı. E burası 36 ise burada hocam x'e 2x deriz. Öyle yaparız demeyin. Artık öğrendiniz iki sorudur o şekilde yaptım. Şimdi öyle yapmayayım. Tam büyük uzunluk belliyken ne yapıyoruz? Üç parçaya ayrılıyor burası ağırlık merkezinden dolayı. Yani 36'yı 3'e böl. Hani birisi bir parça, birisi iki parça şeklinde düşünüyoruz. E 36'yı 3'e bölsem burası kaç yapar? 12 yapar. E burayı bulduk. Hatta burası da iki katından dolayı 24 yapar arkadaş. Evet, sonra ne kaldı? Şurayı bulacağız. Hadi bakalım şurayı da buluruz. E burası x'ken burası 2 x midir ağırlık merkezinden? Evet. Şöyle bir dik üçgen var elimizde. Şurası 21, burası 12 kök 3, burası da 3x. Arkadaşlar 21'in karesini mi alacağız? Sakın. Kısa yoldan yap bakayım. Öğrendin sen bu işi. Hocam burası hepsinde hepsinde 3 çarpanı var. 3 çarpı 7 burası. Hocam burası da 3 çarpı 4 kök 3 burası. Burası da tamam neyse 3x. O zaman 3x uzunluğu neye eşit olacak? 3 çarpı kare içinde Bak bu hipotenüs bu dik kenar olduğu için kareleri farkı olacak. Şunun karesi eksi bunun karesi. Yani 49 eksi 4 köküçün karesi de kaç yapıyor? 4'ün karesi 16 çarpı köküçün karesi 3. 16 çarpı 3'ten 48 yaptı. Hocam şurası 1 yaptı. Bu kök 1 de 1'dir. E 3x eşittir 3 ise x'i de böylelikle 1 olarak buluruz. Hocam x1 burası da 12. ND uzunluğu ne yaptı? Bak burası D'ydi. ABC'nin ağırlık merkezi. D'ydi. Burası da neydi? N'de uzunluğu ne yaptı o zaman 12 artı 1'den cevap kaç çıktı arkadaşım? 13 çıktı. Evet güzel bir soru, hoş bir soru. ÖSYM'de bunun benzerinde bir soru sormuştu. Haberiniz olsun. Evet böylelikle örnek 9'u bulduk. 13 diye geldik örnek 10'a. ABC bir üçgen. I ABC'nin üçgeninin içte çemberin merkezi, I ABC üçgeninin ağırlık merkezi bir de. Bak bu içte çemberin merkezi. İçte çemberin merkezi neydi? İçeçe ortayların kesim noktasıydı. Yani A köşesinden gelip de I'dan geçiyorsa eğer bunu olmak zorunda arkadaşım. Açı ortaya olmak zorunda. E de ağırlık merkezi demiş. E ağırlık merkezi A köşesinden ağırlık merkezine kadar gelmiş. E ne yaparız burada? Devamını getiririz. Ne olmak zorunda? Kenar ortaya olmak zorunda. Yani 18-18 diye iki eş parçaya böldü. Peki bak dikkat et. Hem açı ortay hem kenar ortay oldu bu. Hem açı ortay hem kenar ortay nerede oluyordu? İkiz kenarda. O zaman bu bir ikiz kenar üçgendir. Ve bize zaten ABC üçgen çevresinde 96 vermiş. Şuraya bir A diyecek olursam 2 A artı 18 18 36 eşittir 96 ise eğer 2 A eşittir 60 yapar. A'yı da böylelikle 30 olarak buluruz. Evet burası 30 oldu. Burası da 30 oldu mu? Oldu. Bizden IG uzunluğu isteniliyor şimdi. Hocam burası 18 ve burası da 30. Bu ikiz kenarda çizilen açı ortay, kenar ortay aynı zamanda yükseklikti. O zaman şurada bir ne yapabiliriz arkadaşlar? Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Pisagor bağıntısına bakacak olursak 18 ve 30'da 6 çarpanı var. Hocam burası 6'nın 3 katı. Hocam burası 6'nın 5 katı. E o zaman burası da ne olacaktır? 6'nın kaç katı olacaktır arkadaşlar? 6'nın 4 katı olacaktır. Çünkü 6 çarpı 3, 6 çarpı 5 ise burası da 6 çarpı 4. 6 çarpı 4'ten 24 oldu. Tamamı 24. Tamamı 24 olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Ağırlık merkezini bulmak için. Ağırlık merkezindeki şu şey uzunluğu bulmak için ne? hocam 3'e bölüyorduk. 3 parçaya ayrıldığından. Yani burası 3'e bölünmüş hali 8 ise yukarısı 16'tır. Buraya ne kaldı o zaman? 16 eksi x kaldı. Tamamı 16 olacak. Dikkat et burası 8 iken g'den yukarısı 16 olacak. Buraya da 16 eksi x kaldı. E soruyu çözemiyoruz. Ne yapacağız? Arkadaşım ağırlık merkezini kullanabilir miyiz diye düşüneceğiz. Mesela ağırlık merkezini kullanabilir misin? Hocam şu ağırlık merkezinden bir kenar ortay çizsek devamını getirsek bir işine yarar mı? Yaramadı. Peki şunu kullansak hocam ağırlık merkezinden kenar ortay işine yaradı mı? Aa, yaramadı özel bir durum çıkmadı. Peki başka ne yapabiliriz? Hocam şu var. Buradaki I'yı kullanalım. Özellikle I gördüğümüz zaman işte çemberin merkezini gördüğümüz zaman ne oluyordu? Oradan geçen iç açı orta oluyordu. Yani hop şunu şöyle çizersek mesela şu öbür üçgenden de çizebilirsiniz. Hocam bu Açı ortayların kesim noktasından geçtiği açı ortay olmak zorunda. E şuradaki üçgende ne çıktı karşımıza? Bir iç açı ortay çıktı. E kolda da oran var. Tabanda da oran var. Hadi bakalım oranla. Şuradaki üçgende. Şuradaki üçgende. Koldaki oran 30 bölü 18 değil mi? Evet 30 bölü 18 eşittir. Tabandaki oran yapmak zorunda. Yani 16 eksi x bölü x artı 8 yapmak zorunda. E 6'ya bölsen 5 6'ya bölsen 3 İşler dişler yapalım. 5x artı 40 eşittir. 3 ile 16 eksi x'in çarpımı 48 eksi 3x yaptı. Buradan eksi 3x öbür tarafa atınca artı 3x geçti. Yani 8x yaptı burası. E 48 eksi 40'tan da 8 yaptı. X'i de böylelikle kaç bulduk? 1 bulduk. Bizden de zaten ne isteniyor? 1 isteniyor. Yani örnek onun doğru cevabı da böylelikle 1 bulduk. Biraz zorca bir soruyormuş ama şu I'yı kullanmak demek bu arkadaşlar. Hem I hem de G aynı doğru üstündeyse ne oluyormuş? Bak ikizkenar kenar üçgende karşımıza çıkıyormuş. Dikkat edin. Evet geldik örnek 11'e. Hocam ne yapacağız burada? Bak A köşesinden de G'ye gelmiş. C'den de G'ye gelmiş. Ya ben bunu uzatacağım. Şu kenar ortay. 4 deriz. Pisagordan burayı buluruz. Ama o zaman burayı bulmuş oluruz. Ya da ne yapacağız? Hocam şu ağırlık merkezinin mantığını kullanmak için şunu uzatacağız. Ağırlık merkezinden geçen ne olacak? Kenar ortaya olacak. Ve burası ağırlık merkezi olduğundan. Bak şurası da 90 olduğundan 90. 12 ise burası 2'ye 1 orandan dolayı 6 değil midir? Evet. E ne çıktı? 1. Pisagor çıktı şurada. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni. E burası da 10 oldu. Dolayısıyla x'i kaç bulduk arkadaşlar? 10 burada 10 burada toplamda 20 bulmuş olduk. Evet cevabımız böylelikle 20 çıktı 11. soruda. Ve geldik 12. soruya. Yani bu videonun son sorusuna. Arkadaşım şimdi G, -A -B ağırlık merkezi. Bak ağırlık merkezini kullanacağız. Dikkat. Burası ağırlık merkezi. Hocam ben bunun devamını getirsem ne olur? Bir işine yarıyor mu? Yaramıyor. Yaramıyorsa sil kardeşim. Dur bakalım. Belki de sonra e, işin içinden çıkamayacağız. Onu çizmek zorunda kalacağız. Hocam bu ağırlık merkezi ya. eksi parçayı tamamlayalım. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam şunlar birbirine eşit oldu. Eyvallah. E şimdi ne yapacağız burada? Burada ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar burada şunu yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşım şimdi bu ağırlık merkezi tamam. Başka da bir ağırlık merkezi yok. Şunu şöyle çizsek bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. E düşüneceğim ben şuradaki eşitliği düşünmek zorundayım. Bu eşitliğe yoğunlaşmak zorundayım. Aa hocam bu eşitliğe yoğunlaşın derken. Dikkat et bu bir kenar ortay değil mi? Aynen öyle. E şu kenar ortaylığını kullanacağım. Hocam bu bir kenar ortay. E bu da bir kenar ortay aslında şöyle bakacak olursan. A iki kenar ortayın kesim noktası deyince ağırlık merkezi geliyor aklımıza. Hocam burası ağırlık merkezi olacak. Ama üçgen yok. Bak kenar ortay kenar ortay. Üçgen oluşturalım. Bak iki kenar ortay gördüğünüz zaman da böyle üçgen oluşturursunuz. Normalde biz üçgen oluşturmayı sevmeyiz. Ama ağırlık merkezinde oluşturabiliriz. Bak hocam bu da kenar ortay bu da kenar ortay. Üçgen oluşturduk. O zaman şu üçgende ne oldu arkadaşlar? Şuradaki üçgende burası ağırlık merkezi oldu. iki kenar ortayın kesim noktasından dolayı. E madem burası ağırlık merkezi oldu. 3 ise burası altı mı oldu? Evet. E zaten G de büyük üçgenin ağırlık merkeziydi. Burası 9'sa x'e kaç yapar o zaman? 18 yapar. Böylelikle X'i 18 bulduk. 12. soru da arkadaşlar. Ve böylelikle bu videoyu da burada sonlandıralım. Bundan sonra özellikleri de bir sonraki parçaya bırakalım. Kenar ortayı konusunu iki video ile bitirelim. E o zaman ne diyoruz gençler? Bir sonraki videoda kenar ortayın ikincisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.